Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Bir önceki videoda da söylemiştim, birkaç videomuz görüntü olmadan, yani ben olmayacağım tabii ki, yalnızca sesim olacak, görüntüm yok. Ama en kısa sürede yeni şeklimizde, artık yeni video şeklimizde sizlerle birlikte olacağım. Bunu geçen videoda da söylemiştim. Arkadaşlar, bu videoda yeni başlayanlar, yani WordPress sayfamızı e-ticaret sitesine çevirmede bölüm 5'i hazırlıyoruz şu an. Bölüm 5'i çekiyorum tabii ki video olarak. Daha önceki bölümlerde neler yaptık? İsterseniz onu bir ufaktan üstünden geçelim, hatırlama yapalım. Ondan sonra bugünkü video konumuz, eğitim konumuz ne olacak onu söyleyeyim size. En başta biliyorsunuz WordPress kurduk sitemize, yani alan adımıza WordPress platformunu kurduk. Ondan sonra da bunu e-ticarete çevirmek için bazı çalışmalara başladık. WordPress sayfamızı kurduktan sonra kullandığımız tema Astra temasıydı. Astra temasının bir tane e-ticaret şablonunu üstüne giydirdik diyelim. Öyle diyeyim. Demo olarak tabii bunu yüklediğimiz için bir çeşit eklentilerle birlikte geldi. Artı e-ticarette kullanacağımız WooCommerce eklentisi tabii ki içinde. Ürünler içindeydi. Bu bir demo şablon diyelim buna. Hepsi içindeydi. Bunlar da tabii ufak tefek şeyler yapıldı. Ayarlamalarını yaptık. Arkasından da ne yaptık? Temamızda işte gelen eklentiler, demo ile gelen eklentiler, artı temanın bir kısmı. Bunları Türkçeleştirme yaptık. Gözümüze çok böyle batmasın diye. Bunlar tabii şöyle düşün. Daha ileriki zamanlarda, yani bu seri uzayacak, bayağı bir uzayacak çünkü neden? Ücretsiz bir temanın üzerinde daha profesyonel bir tema ya da işleyişe gerçekten iyi olabilecek şekilde eklentiler yapacağız. Düzenlemeler yapacağız. Daha önce çektiğim videolarda da kanalımda da var zaten. Detaylı olarak anlattığım şekilde yapmış olduğumuz işlemlerin detaylı videoları var. Oradan seyredebilirsiniz. Biz sıralama olarak gidiyoruz. Bölüm olarak gidiyoruz. Öyle diyeyim size. Bu işte demo ile gelen eklentileri Türkçeleştirdik. Temayı tabii ki Türkçeleştirdik. Arkasından mağazamızın WooCommerce işte eklentisinin mağaza ayarlarını onları hallettik. Mağaza ayarlarını çözdükten sonra arkasından gönderim yöntemleri. Bizim için önemli olan kısımlar var tabii ki. Yani WooCommerce mağaza ayarlarında önemli kısımlar var. Onların ayarlarını yapmaya başladık işte. Öncelikle işte bir gönderim yöntemlerinde en fazla işte karşılaşılan sorunlardan biri mesela şeydi. Gönderimlerde kapıda ödeme eklemeleri nasıl yapılıyor? Gönderimde seçenek gizleme, mesela işte belli bir ücrete geldiği zaman işte diğer gönderim şekillerini, ücretsiz gönderime geçtiği zaman fiyat mesela, diğer gönderim şekillerini gizleme nasıl yapılır onu gösterdim. Kapıda ödemeye ek ücret nasıl eklenir onu gösterdim. Onları ayarladık. Bunları tabii birkaç tane eklenti ile yaptık. Artı bir tane de sanal post. Tabii kullanamadık. Kullanmıyorum. Ben yani e-ticaret firması, yani bir şirketim olmadığı için, bir firmam olmadığı için sanal post kullanmadığım için belki ileriki zamanlarda bir sanal postla ilgili bir çalışma yaparsam, diğer biliyorsunuz ben ayrıyetten de site kurulumları yapıyorum WordPress ile ilgili. Bu kurulumları yaparken bir sanal post olayı gelirse onu da ayrıyetten çekmiş gibi olurum. Hem eğitim videosu gibi bir şey olur bu da. Bunları hallettik. Onun arkasından da bir sonraki videomuzda, hatta yani bir önceki, şu anın bir önceki kategori ekledik. Ürün kategorisi ekledik. Ondan sonra da ürün ekledik. Yeni ürün ekledik hatta. Bir de birkaç tane diye ürünleri değiştirdik. Yani halihazırda olan kategorilere ürün ekledik. Bunları yaptık. Bu videoda ne yapacağız peki? Bu videoda sitemiz için, sayfamız için diyeyim size artık, olmazsa olmazlarımızdan SMTP, yani e-posta alacağız ve e-posta göndermek için sistemin, sitemizin e-posta alabilmesi için ve e-posta gönderebilmesi için müşterilere bununla ilgili SMTP kuracağız arkadaşlar. SMTP eklentisi kuracağız bir tane. Yani e-posta için özellikle. Bunun kurulumunu yapacağız. Ayarını göstereceğim ben tabii ki. Bununla ilgili detaylı bir video çektim. Kanalda var arkadaşlar. Hatta Gmail'i olanlar varsa Gmail'i de SMTP'ye ayarlayabilirsiniz. Gmail adresinizi de kullanabilirsiniz. Ben hem lokal hosta SMTP kurulumunu yapmıştım. Artı bir de internette, yani webde Gmail kurulumunu da yapmıştım. İkisiyle ilgili video var. Kanalımızda var arkadaşlar. Seyretmenizi tavsiye ederim. Yine burada da gerçi SMTP'yi kuracağım. Kurduktan sonra SMTP'de tabii yani olması lazım. Neden? Şimdi iletişim formumuz var sayfamızda. İletişim formunun kurulması için, yani kullanılabilmesi için SMTP şart. E-posta gelecek bize sonuçta. Mesaj gelecek bir şekilde. Biz de göndereceğiz. Ha, gönderme işlemi de nerede kullanacağız tabii ki? Müşteri alışveriş yaptığı zaman ya da yani yeni üye kaydı olduğu zaman, öyle diyeyim, iletişim formu kullanıldığı zaman, bunların geçerli olması için sitede, yani sayfada çalışabilmesi için SMTP kurulumu şart. E-posta kurulumu şart arkadaşlar. Onu kuracağız. Onunla birlikte eğer çok uzamazsa videomuz kontak 7 eklentisini, yani iletişim formu
forma eklentisini kuracağım. Onun da ayarını yaparız. Vaktimiz tabii ki yeterse de bir test yapalım olmazsa. Onu yaparız. Onunla birlikte bugünkü videonun olayını bitiririz diyeyim. Buradan şimdi tekrar bir hatırlatma yapayım ayrıyetten. Arkadaşlar Ramazan ayına giriyoruz. Tüm Müslüman aleminin, inananların Ramazan ayını kutlarım. İnşallah güzel, hayırlı, mutlu ve huzurlu geçer diye düşünüyorum, umut ediyorum en azından. Güzel, sevdiklerinizle birlikte Ramazan ayının güzelliklerini çıkarın. Güzel geçsin inşallah. Ne diyeyim artık? Bu zor günlerde, bu zor şartlarda, yani geçirebildiğimiz kadar da güzel geçsin inşallah. Giriş konuşmamızı yaptık. Artık işlemlere geçelim diyorum ve başlayalım. Arkadaşlar bir önceki videodaki gibi iki sayfa var şu an. Bir ön sayfamız bizim sitemizin ön sayfası ve şu an sol tarafta da kontrol panelimiz var. WordPress sayfamız sitemizin, e-ticaret sitemizin kontrol paneli bu şekilde. İkiye böldüm bunu. Buradan da işlemleri takip etmeye çalışacağız yani bu şekilde. Şimdi tabii bizim işlemimiz şu an kontrol panelinde. Dediğim gibi demo ile gelen bazı eklentiler vardı arkadaşlar. Öncelikle işte SMTP tabii ki yok. Şu an kurulu değil. SMTP'yi kuracağız. Ama VP form eklentisi vardı arkadaşlar. Ben onu çok beğenmedim. Neden? Bazı böyle nasıl diyeyim size çok yüklenilmiş, edilmiş mesela sayfalarda. Ama bazı şeyleri yani kullanmamız gereken ihtiyaçların çoğu arkadaşlar prosür. Yani bir dosya eklentisi mesela şey olarak düşünmeyin. Sırf iletişim formu olarak düşünmeyin. Mesela dosya eklentisi de ekleyebilirsiniz. Bazı bir takım özellikler yapmanız için genellikle pro istiyorlar. O yüzden ben normal, sade, basit olarak en çok o da kullanılan eklentilerden biri olan kontak formu kuracağım. Ama öncelikle tabii ki SMTP eklentisini kuralım. Artı VP formusu da arkadaşlar ben kaldıracağım. Yani sayfadan kaldıracağım ama siz devam etmek istiyorsanız VP formusuyla ilgili videolar var. Seyredebilirsiniz. Artık hani özellikle artık kurulumunu nasıl yapılıyor ediliyor onları ayarlarını falan videolardan seyredebilirsiniz ama ben VP forms'u kullanmayacağım. Burada söyleyeyim onu size. Bunu kaldıracağım. Bunun yerine kontak form işte kontak 7 formunu kurabilirim. Önce SMTP işleminden başlayalım. Ondan sonra da devam edelim. Şimdi eklentilere geldik. Kontrol panelimizden yeni ekliğe ilk önce şu şeyi bir kaldıralım. VP forms'u bir kaldıralım. Evet bakın bir de güncellenmesi gereken eklentilerimiz de var. Güncellemelerle ilgili gene bir videomuz olur. Yani çektiğimiz videolar var zaten. WooCommerce'in güncellemesi de gelmiş bu arada. VP forms lite bunu bir ilk önce bir etkisizleştirelim. Ondan sonra da silelim. O arada SMTP işlemine geçelim. Geldik. Sil. Evet. Bunu kaldırdık. Şimdi yeni ekle diyelim. SMTP kuracağım. SMTP Fluent. Daha önce de çektiğim videolarda vardı arkadaşlar. Görebilirsiniz onu. Takip edenler bilirler zaten. Basit, çok sade. Kullanım kolay. Yani benim hoşuma giden bir eklenti bu da. Bunu kuracağım. SMTP ayarlarımızı yapacağız. Tabii ki şu an lokalde tabii farklı olay. Lokalde farklı, webde farklı oluyor biraz olaylar. Onunla ilgili bir hemen onu da göstereceğim. Çünkü kullandığınız hosting firmasının size SMTP ile ilgili yani e-posta, e-mail, e-posta ile ilgili bilgilerinize ulaşabileceğiniz bir kısım olması lazım. Etkinleştir diyelim. Etkinleştir. Şimdi bir ayarlara geçelim. Burada gördüğünüz gibi bir sürü e-posta servisi var arkadaşlar. Tabii bunların çoğu değil hemen hemen hepsi ücretli. Belli bir ücret veriyorsunuz. Dediğim gibi yani ilk başlarda böyle çok ücretli bir şeyler kullanmanıza gerek yok. Ama işte cironuz artar, müşteri sayınız artar. Ona göre kendinize uygun şartlarda bir e-posta sağlayıcıyı kullanabilirsiniz. Neden olmasın? Çünkü e-posta servisi yani sağlayanlar, bu hizmeti sağlayanlar da biliyorsunuz. Yani e-ticaretlerde spam dediğimiz e-posta sistemi biraz sıkıntılı olaylar. Neden? İşte sürekli müşteriniz kalabalıksa e-posta gönderiyorsunuz. Bu e-postalar sistem olarak spam olarak algılanabilir, ulaşmayabilir. Bunlar sıkıntılı durumlar. O yüzden böyle bu e-posta servisi hizmeti sağlayan firmalarda anlaşmanız ileriki zamanlarda tabii diyorum. Şimdi değil. İlk başta hemen patır pat diye almanın bir anlamı yok. Yani para harcamanın bir anlamı yok. Normal zaten belli başlı bir 3-5 tane başlayacak böyle müşteriniz derken belli bir seviyeye geldiğinizde artık bakacaksınız. Şu an gerek yok. O yüzden ben tabii ki şu an webde şey yapmıyorum. Lokalde olsaydım PHP'yi alacaktım ama bunu seçiyoruz. Şimdi e-posta ayarlarımızı yapalım arkadaşlar. Kullanacağımız e-posta info@vpalemi.com dedik. Buraya VP alemi diyelim. Buraya evet benim hosting hizmeti aldığım yerde
e-posta için bu şekilde mail vpalemi.com demiş. Bakalım mail vpalemi.com Port SSL arkadaşlar. Seçiyoruz. 465. Burada da zaten evet 465 seçilmiş. Kullanıcı adımız. Yine aynı şekilde e-posta adresimiz de aynı. Buraya da şifremizi yazıyoruz. Ondan sonra da kaydedelim. Şimdi bir test yapalım arkadaşlar. Nereye göndersin? Yani kendi kendimize gönderelim bakalım. Evet, geldi mi? Gelmiş. Aynen bu şekilde. Nereden? Infodan infoya. Tamam. Şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şu an e-posta, yani sitemiz e-posta gönderebilir, e-posta alabilir. O şekilde çalışıyor. Form, şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra bir tane iletişim. Şurada kullandığımız iletişim var. Bakın arkadaşlar, iletişim formumuz var. Sayfamızda iletişime girdiğiniz zaman bakın. Evet, VP formumuzu sildiğimiz için burası şimdi boş kaldı. Şimdi bir tane iletişim formu kuralım. Ondan sonra da onun bir ayarlamasını yapalım. Onun bir testini yapalım. Kontak form, hatta buralarda da çıkmıyor mu? Popülerlerden bir bakalım. Evet, çıkıyor. Kuralım bunu. Evet, o da kuruldu. Şimdi bir ayarını yapalım bunun. İletişim. Arkadaşlar, hani bunu da hatırlatayım. Captcha olayını biliyorsunuz değil mi? Bu spamları engellemek için falan. Bununla ilgili kanalımızda şey vardı. WordPress güvenli midir diye bir videom var. Orada Captcha nasıl ayarlanır, nasıl yapılır onu gösterdim. O videoyu seyredin arkadaşlar. Captcha'yı kullanın yani. Gerçi sitemizde, sayfamızda WordPress'le birlikte gelen bir spam engelleyici var ama Captcha'yı da kullanırsanız daha faydalı olur diye düşünüyorum. İletişim formuna girelim. Burada şimdi bir ufak tefek bir ayarlama yapalım. Şimdi bir bakalım şuna. Site admin info vp alemi, evet evet, kimden, konu, ileti gövdesi, tamam. Yani bunlar Türkçe, evet, bunlar da şuraları tabii Türkçeleştirmemiz gerekiyor. Bunları da artık bir şey yaparsınız arkadaşlar, mesela bunları da Türkçeleştirirsiniz. Ek ayarlarda bir şey yok ama yani bunu kullanabiliriz. Kaydet diyelim. İletişim formu, şu kontak form. Bunu bir kopyalayalım şimdi. Buraya geleceğiz. Sayfalara bir girelim arkadaşlar. Sayfalarda iletişimle, evet, iletişimle ilgili düzenleme, evet, Elementor'da yapılmış. Onu yapalım. Buradan da ulaşabilirsiniz aslında. Yani iletişim sayfasında gördüğünüz gibi açık. Şuna bastığınız zaman Elementor kısmına giriyorsunuz zaten. Aslında oradan da yapabilirdik. Şuraya bir gelelim. Şu kısma. Bunu bir... Evet, kısa kod. Buraya yapıştıralım. Tamam, böyle bir iletişim formu açılıyor. Bunun da bir testini yapacağız şimdi. Bakalım çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Onu da denemiş oluruz. Evet, buradan bir test yapalım şimdi. E-posta adresiniz. Bunu diyelim. Konu. Merhaba. Dedik. Gönder diyelim bakalım. Gördüğünüz gibi iletişim formu da çalışıyor. Kimden? İşte merhaba, ileti görüyoruz. Merhaba, e-posta testidir. Arkadaşlar, sanırım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan bir kısım yoktur herhalde diye düşünüyorum. Dediğim gibi şimdi SMTP'miz kurulu, çalışıyor. Artı iletişim formunu da kurduk. O da çalışıyor. Onda da bir sıkıntımız yok. Aslında şeyi yapalım, yani bir tane de şey yapalım arkadaşlar. Vaktimiz hemen çok fazla almadan bir tane de şeyi göstereyim size. Çünkü onunla ilgili ileriki zamanlarda şeyimiz olacak, bir düzenlemelerimiz olacak. Yani bu
müşteri e-postalı, yani müşterilere giden e-postalar, size gelen e-postalar. WooCommerce kendi şu an e-posta sistemini kullanıyor. Yani şablonunu kullanıyor. O yüzden onunla ilgili bir ileriki zaman, yani ileriki videolarda bir çalışma yapacağız. Yani onu özelleştireceğiz. Şimdi şunu bir deneyelim. Biz de bakalım nasıl bir e-posta geliyor. Ona bir bakalım. Evet, bir tane ürün aldık. Kupon kodu sepeti işte 120. Tamam, sepete gidelim. Banka havalesi diyelim. Web sitesinin şartlar ve koşullar sayfasını okudum ve kabul ediyorum. Evet diyelim. Siparişi onayla diyelim. Hayır, teşekkürler. E-posta geldi. Şimdi bu checkout. Aa, bunları da Türkçeleştirebiliriz arkadaşlar aslında. Onları da Türkçeleştirelim tabii ki. Şimdi bu tabii ki bizim siparişimiz. Hani şey bize müşteriye gelen, yani müşteriye gelen bilgilendirme gibi bir şey. Teşekkür ederiz. Siparişiniz alınmıştır. Banka havalesi işte bu şekilde. Böyle böyle. Şimdi e-postaya bir bakalım arkadaşlar. Info. Yeni sipariş. Şimdi oluşturduğumuz sipariş. Bakın bu kullanılan WooCommerce'in şablonu. E-posta şablonu. Bu şekilde bunu değiştireceğiz. Özelleştireceğiz yani. Biraz daha güzel, göze hoş gelen bir şey yapacağız. Benim işte notta gelmiş. Bakın merhaba, benim ilk siparişim. Yani bu şekilde bakın kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Çalışıyor yani şu an. Normal aslında sayfamız bir e-ticaret sayfası şu an. Müşteri mesela sipariş verebiliyor. Bakın verdik. Sipariş geldi. Bilgisi geldi. Siparişiniz için teşekkür ederiz. Bu da müşteriye giden. Bakın müşteriye giden siparişiniz için teşekkür ederiz. E-postası. Banka bilgisi işte numarası şu bu filan işte. Banka havalesi, EFT filan. Evet. Bu şekilde onları da göstermiş olduk arkadaşlar. Gösterdim. Bunlarla ilgili çalışmalarımız olacak. Onu söyleyeyim size. Bir sonraki videomuzda hani sayfamızın temel taşlarını kurduk, oturttuk diyebilirim. Neden? İşte iletişim formumuz çalışıyor. Mail sistemimiz çalışıyor şu an arkadaşlar. Ürünlerimiz, yani müşteri alışveriş yapabilir mi? Yapabilir. Gönderim yöntemlerimiz çalışıyor. Baktığınız zaman şu an bir sıkıntı yok. Alışveriş yapılabilir seviyede mi? Evet. Yani benim gözümden kaçırdığım bir şey var mı bilmiyorum ama sanmıyorum. Neyse. Bundan sonra artık videolarımızda sayfamızı özelleştirmelere başlayacağız. Yani bazı eklentiler ekleyeceğiz. Daha da böyle hani sistem olarak kontrol panelinde admin kısmında kullanacağımız eklentiler olacak. Ana sayfamızda yani e-ticaret sayfamızda kullanacağımız eklentiler var. Onlarla başlayacağız. Sayfamızı biraz daha böyle profesyonelleştireceğiz. Ne yapacağız? Resimleri değiştirebileceğiz. Ondan sonra buralar farklı şeyler yapabiliriz. Ön sayfamızda, iletişim formunda, yani artık özelleştirme kısmına geliyoruz gibi bir şey artık. Geliyoruz değil, geldik artık. Yani bundan sonra da özelleştireceğiz sayfamıza. Neler ekleyebiliriz, neler yapabiliriz? Biraz daha profesyonel göstermeye çalışacağız artık. Bunları değiştirebiliriz. Hepsini bir şeyler yapacağız artık. Elementor'la dediğim gibi çok şey yapabiliriz arkadaşlar. Eklentilerle Elementor'un farklı anısını nasıl diyeyim, Elementor kullanılarak yapılan çoğu eklentiyi burada da kullanacağız arkadaşlar. Sayfamızda kullanacağız. Heyecanlandım bir anda. Bu video bu kadarlık. Bence bu kadar yeterli. Dediğim gibi SMTP kurulumunu yaptık. E-postalarımızı denedik. İletişim formunu kurduk. Onu da denedik. Sipariş de verdik. O da çalışıyor. Hepsi çalışıyor arkadaşlar. Şu an bir sıkıntı yok. Bir sonraki videoda artık daha değişik şeyler yapacağız. Öyle diyeyim size. Umarım kamera işlemimiz biter. Görüntüyle sizlere kavuşurum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Hoşça kalın.